Mesele'den merhabalar. Türkiye'de yayınlanan unutulmaz pembe diziler daha önce de videolarımıza konu olmuştu. En popüler dizilerle sınırlı tuttuğumuz önceki videoların aksine, bu kez YouTube Türkiye'de bulabileceğiniz en kapsamlı yabancı pembe diziler videosuyla karşınızdayız. Her zamanki gibi sizlerden gelen yorumları da dikkate aldık ve pembe dizi olmak koşuluyla burada görmek istediğiniz dizilerin neredeyse tamamına yer vermeye çalıştık. Kategori dışı diziler için de yorumlar aldık, ancak tekrar hatırlatalım. Alf ve Cosby ailesi gibi dizileri görmek istiyorsanız kanalımızdaki diğer videolara göz atmanızı tavsiye ederiz. Tür olarak pek pembe dizi sayılmasa da hem çok yorum aldığı için hem de belli bir yaşın üzerindeki izleyicilerin Türk televizyonlarındaki ilk göz ağrılarından olduğu için Küçük Ev dizisini hatırlamanın uygun olacağını düşündük. O yıllara yetişemeyenler, Ingalls ailesinin hayatını anlatan bu diziyi belki de Neşeli Günler filmindeki referanstan hatırlayabilirler. Hasretine dayanamadım, döndüm yengeciğim. İyi, çok acıklı Küçük Ev bu gece. Biz siz sonra konuşuruz, otur. Babacığım. Sana da mı dokundun? Aklımsın çok acıklı ya. Tam 66 unutulmaz yabancı pembe diziye yer verdiğimiz bu nostaljik yolculuğa çıkmadan önce son olarak belirtelim. Videomuza 2005 yılından sonra çekilmiş hiçbir diziyi eklemedik. O tarihlerden başlayarak ulusal kanalların bu diziler yerine yerli dizilere ağırlık vermesiyle arada istisnalar olsa da 2005'i bir dönemin sonu olarak adlandırabiliriz. Dizilerle ilgili değinilecek çok konu var. O sebeple hiç vakit kaybetmeden listemize geçiyoruz. İyi seyirler. Köle İzaura. Türkiye'de yayınlanan en eski pembe dizi olan Köle İzaura, büyüklerimizin aktardığı rivayetlere göre yayınlandığı saatte sokakların boşalmasına sebep olurmuş. Eski pembe dizilerden bahsedip bu diziyi saymayı unutursanız, etrafınızda mutlaka ağzınıza kürekle vurmak için bekleyen birileri olacaktır. Tek kanallı dönemin bu ilk göz ağrısı, efsane pembe dizilerin arasında tabii ki yerini alacaktı. Dallas. Köle İzaura, Latin usulü pembe dizilerin, Dallas'ta Amerikan usulü pembe dizilerin ülkemizdeki atasıdır. Petrol zengini Ewing ailesinin kötü ruhlu figürü J.R. emellerine ulaşmak için her türlü şantaj ve entrikaya başvurmaya hazırdır. J.R.'ın kardeşi Bobby ve ezeli düşmanı Cliff Barnes ile olan çatışmaları etrafında şekillenen olaylar tam 14 sezon boyunca izleyicileri ekranlara kilitlemiştir. Zenginler de ağlar. Köle İzaura'nın açtığı kapıdan giren Zenginler de Ağlar bu kapıyı ardına kadar aralamış, ülkemize Veronica Castro adında bir fenomeni armağan etmiştir. Teyzelerin, ninelerin, Mariana olarak adlandırdığı dizide Luis Alberto'yu canlandıran Rogelio Guerra, 2018'de hayatını kaybetti. Küçük Hanım. Köle İzaura'nın yıldızı Lucelia Santos'un ülkemizde gösterilen bir diğer dizisi de Küçük Hanım'dı. Bu dizinin konusu da aynı Köle İzaura gibi sömürge dönemi Brezilya'sında geçiyor. Yaban Gülü. Zenginler de Ağlar ile popüler olan Veronica Castro, yıllar sonra Yaban Gülü ile bir kez daha Türk izleyicilerinin evlerine konuk olmuştu. Dizi Zenginler de Ağlar kadar sükse yapmasa da, bu durum sevdikleri oyuncuyu ekranda bir kez daha görmenin keyfini süren Mariana severler için bir sorun değildi. Después de hacernos el amor, busco y busco tu mirada. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro.
sin control. Aşk kapıyı çalınca. Sadece 100 bölümden oluşan bu dizi kısa ekran süresi nedeniyle sizlerin aklında pek yer etmemiş olabilir. Dizide uzun düz saçlı Isabel'i canlandıran Meksikalı şarkıcı ve oyuncu Lucero, ülkesinde çok popüler bir isim ve Amerika'nın gelini lakabıyla anılıyor. Hayat Ağacı. Orijinal adı Generations olan dizi ülkemizde Hayat Ağacı adıyla yayınlanmıştı. İlk bölümü 27 Mart 1989 tarihinde yayınlanan ABD Pembe dizisi 2 sezon devam etmiştir. Türk izleyicilerin Sam ve Kyle gibi karakterleriyle hatırladığı Hayat Ağacı, ilk kez siyahi bir aileyi hikayenin merkezine yerleştirerek ABD'de bu konuda çığır açan bir dizi olmuştu. Sevgi Bağları. Hayat Ağacı'nın Sam ve Kyle'ı varsa, Sevgi Bağları'nın Trisha ve Tucker'ı vardı. Yayınlandığı dönemde Yalan Rüzgarı ve Cesur ve Güzel gibi dizilerin gölgesinde kalmış olsa da, Sevgi Bağları da pembe dizi severlerin aklında yer etmeyi başarmış bir dizi. Yıldıza Ulaşmak. 90'lı yıllarda TRT'de yayınlanan Yıldız'a Ulaşmak, başrol oyuncusu Eduardo Capetillo'yu Türk izleyicisiyle tanıştıran dizidir. Oyuncu ve aynı zamanda şarkıcı olan Capetillo, dizide kendi gibi ünlü biri olan Eduardo Casablanca karakterini canlandırmıştı. Dizi o dönemde müziğiyle de oldukça beğenilmişti. Yalan Rüzgarı. Orijinal adı The Young and the Restless olan dizi ABD'de 1973 yılından bu yana yayınlanmaya devam ediyor. Bir dönem Türkiye'de de iyi reytingler alan Yalan Rüzgarı ABD'de gündüz kuşağının hala en popüler dizisi. Dizinin jenerik müziği de en az dizinin kendisi kadar dikkat çekici. Cesur ve Güzel. Pembe dizi denince ülkemizde ilk akla gelen dizilerden biri olan Cesur ve Güzel, Forrester ailesinin etrafında dönen entrika ve olayları konu alan hikayesiyle uzun yıllar ilgiyle izlenmişti. Dizi ABD'de 1987 yılından beri kesintisiz olarak yayınlanmayı sürdürüyor. Manuela. Fernando ve Manuela'nın aşkından anlatıldığı dizi 1991 yılında yayınlanmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Gracia Colmenares, Manuela ve Isabella isimli iki kız kardeşi canlandırmıştır. Diziyle aynı adı taşıyan ve Julio Iglesias tarafından seslendirilen jenerik şarkısı da unutulmayanlar arasında. Marimar. Türkiye'de büyük bir ilgiyle izlenen dizi, sahilde büyük anne ve büyük babasıyla yaşayan saf ve yoksul bir kızın hikayesini anlatıyor. Marimar, Talya'nın ülkemizde tanınmasında ve sevilmesinde en büyük pay sahibi olan dizidir. Marimar'ın dağınık saçları ve sevimli korkak halleriyle Sergio Santibanez'in sarı montu dizinin unutulmaz detaylarındandı. Mariela del Barrio. Türkiye'de pembe dizi denince ilk akla gelen dizi olan Zenginler de Ahlar'ın yeniden çevrimi olan Mariela del Barrio,
Talya'nın Türkiye'deki ününü iyice pekiştirmişti. Çöpleri karıştıran ve çöplükte yaşayan kızın büyük değişimi ve karşılaştığı zorlukların anlatıldığı dizide kötü Saray'a izleyicilerin nefretini toplayan bir karakterdi. Rosalinda. Dizide uzun yıllar teyzesini annesi zanneden Rosalinda'nın zor ve üzücü hayatı anlatılıyor. Çiçekçilik yapan Rosalinda'nın yakışıklı olduğu kadar uzun ismiyle de dikkat çeken Fernando José Altamirano del Castillo ile karşılaşmasıyla başlayan dizi her yaştan izleyici kitlesine sahipti. Dizinin çok sayıda uyarlaması bulunuyor. Rosalinda, Rosalinda. Vahşi Güzel. Yüzden fazla ülkede yayınlanan Muñeca Brava isimli dizi ülkemizde 2001-2002 yıllarında Vahşi Güzel adıyla yayınlanmıştı. Dizi, manastırda rahibeler ile yaşayan Milagros'un hizmetçi olarak çalıştığı evin sahibi Ivo ile yaşadığı aşkı konu alıyor. Dizinin jenerik müziğini de seslendiren başrol oyuncusu Natalia Oreiro, 2000'lerin başında Türk televizyonlarındaki en popüler yüzlerden biriydi. Maria Mercedes. Meksika'nın dünyaya ihraç ettiği en popüler televizyon yıldızlarından olan Talya'nın ülkemizde yayınlanan dizileri arasında en eski tarihli olanı Maria Mercedes'tir. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan bu pembe dizide ülkemizde diğer Talya dizileri gibi çok sevilmiştir. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Te quiero, te tengo muy dentro de mí. Te quiero, se dice de mí. Se dice que Çirkin Betty. Başrollerini Ana Maria Orozco ve Jorge Enrique Abello'nun paylaştığı dizinin orijinal versiyonu 1999 yılında Kolombiya'da Yo Soy Betty La Fea adıyla yayınlanmış, farklı dillerde 130 kadar uyarlaması çekilmiştir. Dizinin Türkçe uyarlaması ise Sensiz Olmuyor ismiyle yayınlanmıştı. Sarıl Bana. 90'larda televizyonlarımızda o kadar çok Latin Amerika pembe dizisi vardı ki Mariela del Barrio'dan hatırlayacağınız Fernando Colunga'nın bu dizisi tamamen aklınızdan çıkmış olabilir. Sarıl Bana, Talya'nın başrolü olduğu diziler kadar tutmasa da sıkı pembe dizi hayranları bu diziyi de hatırlayacaktır. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Cuando seas mía, ya lo verás. Siyah İnci. Telenovela olarak adlandırılan Güney Amerika pembe dizilerinde Meksika'nın ardından öne çıkan bir diğer ülke de Arjantin. Türkiye'de gösterilen Arjantin dizilerinden biri olan Siyah İnci'nin başrolünde ülkenin pembe dizi kraliçelerinden biri olan Andrea Del Boca yer alıyor. Santa Barbara. Hiçbir zaman Cesur ve Güzel ve Yalan Rüzgarı popülaritesine ulaşamasa da Santa Barbara, Türkiye'nin 1990 yılında yayına başlayan ilk özel televizyon kanalı Star 1'in yayın akışının vazgeçilmezlerindendi.
Şahin Tepesi. Şahin Tepesi'nin jeneriğindeki Dallas etkilerini fark etmemek mümkün değil. Dallas'ın petrol zengini ailesinin yerinde bu kez şarap üretimi işinde olan varlıklı Gioberti ailesini görüyoruz. Hanedan. Hayli başarılı Dallas dizisine rakip olması için yaratılan hanedan, petrol zengini iki ailenin rekabetlerini anlatan ve isminden de anlaşılacağı üzere bu ailelerin abartılı lüks hayatlarını sergilemekten çekinmeyen bir diziydi. Küçük Melek Maria. Aslında bir çocuk dizisi olan Küçük Melek Maria'ya ülkemizdeki popülaritesi ve taşıdığı pembe dizi esintilerinden dolayı bu videoda yer verdik. Dizinin küçük başrol oyuncusu Daniela Aedo bugünlerde güzel bir genç kız olmuş. Luz Clarita. Küçük Melek Maria'nın ardından son olarak Luz Clarita'yı da hatırlatalım. Bu dizide aynen bir önceki gibi bir çocuk yıldızın etrafında dönen olayları konu alıyordu. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Y las horas se detienen para verte caminar. Sizin bu dizilerin arasında favorileriniz hangileriydi? Ya da aklınızda videoya dahil etmediğimiz başka bir dizi var mı? Yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Tüm oyun severleri yeni oyun kanalımız Bu Oyuna bekliyoruz. Birbirinden renkli oyun içeriklerimizi kaçırmamak için açıklama kısmındaki linke tıklayarak abone olun. Doğrudan satış sektöründe iş ortaklığı yaptığımız firmada bizimle birlikte çalışmak isterseniz size bir iş fırsatı sunuyoruz. Ücretsiz eğitim ve danışmanlığımız için açıklama kısmındaki linke tıklayın. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Kanala abone olduğunuzda yayınladığımız videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı, ayrıca YouTube uygulama ayarlarından bildirimlere izin vermeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.